Evet, şimdi de değer atanmış bir diziden nasıl değerlerini okuyabildiğimizi inceleyelim. Ekranda da görüldüğü üzere arkadaşlar mevcut dizimizin son hali bu şekilde. Örnek vermek gerekirse Yaşlar 3'ün değerini okumaya bakalım şimdi. Birebir aynı mantık gene indexer operatörü üzerinden indeksi belirterek ilgili değişkenin elemanın değerini okuyabiliyoruz. Peki nasıl yapıyoruz şimdi? Şöyle çalışacağım arkadaşlar. Ben istiyorum ki ekrana Yaşlar dizisinin içerisindeki 3. elemanın değerini yazdıralım. Bunun için sadece yaşlar diyerek 3 demeniz yeterlidir. Şimdi hatırlarsanız normal bir değişken assign'ın solunda çağrılıyorsa değişkenin kendisi geliyordu. Assign'ın sağında ya da bir fonksiyonun parametresinde çağrılıyorsa değişkenin değeri gönderiliyordu. Burada da aynı mantık. Eğer ki bir dizinin elemanı, herhangi bir elemanı assign'ın arkadaşlar solunda çağrılıyorsa değişkenin yani elemanın kendisi gidecektir ve ilgili değeri hop alacak ilgili yere götürecektir. Yok eğer assign'ın sağında ya da herhangi bir fonksiyonun parametresinde çağrılıyorsa direkt değerini gönderecektir. Şimdi bak burada ne istiyor? Yaşlar dizisindeki 3 indeksine sahip olan elemanın değerini istiyor. Doğru mu? Ne yapacak? Hop buraya arkadaşlar hatta şöyle yapalım. Değerini gönderecek. Nasıl gönderecek? Buradan alacak, buraya gönderecek. Bitti. Bir dizinin değerini okumak istiyorsanız indexer operatörüyle ilgili elemanın indeks numarasını veriyorsunuz. Size değerini döndürüyor. Bitti gitti. Tabii assign'ın sağında yazacaksın ya da herhangi bir metoda parametre olarak göndereceksin. Şimdi arkadaşlar benzer mantıkla. Örneğin ben 6'yı da okumak istiyorsam. Ya hocam 6'ya biz değer vermedik. 6'da ne gelecek hocam diye soruyor olabilirsiniz. Sen 6'ya değer vermedin ama başından beri diyorum ya kendisi varsayılan değerleri, default değerleri veriyor diye. Bak kendisi varsayılan değeri vermiş. Yani sanma ki 6 bir değersiz içeriğe sahip. Hayır, 6'da değer var. Default olan 0 değeri var. E0 da bir değerdir nihayetinde. Haliyle 3'te 10, 6'da da arkadaşlar 0 değerini ekrana yazdıracaktır. Çalıştıralım. Evet, görüldüğü üzere 3'e karşılık 10, 6'ya karşılık da 0 değerlerini bizlere getirmiş oldu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere hani ben birden fazla aynı mahiyetteki ve aynı türdeki değerlerimi tek bir değişken ismi üzerinden organize bir şekilde yönetebiliyorum. Şimdi bu organizasyon bana çok şey getirecek. Yani ben karışık, kompleks, değişken tanımlamalarından kurtuldum. İsimlendirme derdinden kurtuldum. 10 tane öğrencim var. Öğrenci 1, öğrenci 2, öğrenci 3, öğrenci 4. Yani bunun sonu yok. 40 tane öğrenci var. 40'a kadar gidecek misin böyle? Sonu yok. Dolayısıyla bak ne kadar kolay. Yaşlar diye bir değişken üzerinden ben direkt bütün öğrencilerimin yaşlarını toplayıp hani orada birleştirip orada bunların hepsini sağlayıp orada ne nasıl diyelim orada kümesel olarak tutup üzerinde işlem yapabiliyorum arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken dizilerde dikkat edilmesi gereken tek husus şudur. Dizilerde değer okurken dikkat edilmesi gereken tek husus şudur. Değer aralığını aşmamak. Ya bu her durumda bizim için önemli. Dizilerde değer okurken değer aralığının aşılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir diyelim. Ve ekstradan bir kritiğimiz yok arkadaşlar. Değer aralığını aşarsanız size hata vereceğinin farkında olun lütfen. Hemen şöyle bir örneklendirelim. 7 indeksine sahip olan herhangi bir elemanımız var mı? Yok. En son 6'ya kadardı. Çalıştırdığımızda 7 indeksi çağırmaya çalıştığında patlayacaktır. Yine aynı hatayı verecek. Yani ilgili aralığı aştığımıza dair bir uyarı veriyor orada. Dolayısıyla arkadaşlar zaten bir diziyle çalışıyorsan kesinlikle aralığını aşmaman gerektiğini anladığın kanaatindeyim. Şimdi dizilerde nasıl tanımlandığını, dizinin ne olduğunu, nasıl tanımlandığını, nasıl değer atandığını ve değerinin nasıl okunduğunu gayet teferruatlı bir şekilde incelemiş ve öğrenmiş olduk. Yani kanaatim odur ki anlaşılmayan bir yer yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ihtiyaca binaen dizileri nerelerde ne amaçla kullandığımıza bakacağız. Genellikle for döngülerinde dizilerde dönme diye bir tabir vardır. Bunun üzerine konuşacağız. Ardından array dediğimiz bir sınıf var. Sınıfın ne olduğunu bilmesen olur hiç sıkıntı değil. Sınıf diye bir şey var. Tamam. Onun ne olduğunu inceleyeceğiz. Dizilerde kullanılan bir sınıf. Devamında ise C# 8.0'da gelen bir özellik var. Ve daha sonra arkadaşlar oyun programlamada vesaire matematikte ve istatistiksel temel işlemlerde kullanılan çok boyutlu diziler var.
Bu çok boyutlu diziler üzerine de hasbihalde bulunacağız ve diziler konusunu noktalayacağız. Temelde hani işin %70'ini bitirdik. Bundan sonrası biraz daha fantazi, biraz daha derinlemesine olaylara bakış açısı ve ekstradan yeni gelen özelliklerle ne şekilde farklı kullanımlar yapabiliyoruz, bunları inceliyor olacağız. Tabi dizileri bitirdikten sonra arkadaşlar, sonraki konularımız da full diziler kullanılacak. Yani yeri gelecek diziler üzerinde verilerimizi tutacağız. Yeri gelecek Sting'i analiz ederken diziyle karşılaşacağız. Diziler üzerine manevratik performanslı yapılar oluşturacağız. Mesela arkadaşlar hemen buradan bir örnek vermek istiyorum. Dizilerde verisel performans başlıklı konumuza gidin. Ve o konuda arkadaşlar array segment diye bir tür var. Bir de string segment diye bir tür var. Bunlara kadar inceleyeceğiz. Yani diziler aslında burada bitmeyecek. Bu başlık altında değil, bundan sonraki bayağı bir başlıkta da değerlendiriyor olacağız. Bizim için çok ama çok önemli yapılar olduğunun herhalde siz de farkındasınızdır. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki dersimizde ne var? Evet, dizilerde döngü kavramıyla nasıl işlem yapabildiğimizi ele alıyor olacağız. Görüşmek üzere diyelim.